İyi günler. İyi günler. Allah'ım çok şükür. Ya bugün o kadar garip bir gün geçirdim ki anlatsam inanmazsınız. Bu ne? Bilmem. Tapu tescilini itirazımız. Dilekçe galiba ama bana ait değil. Size ait değilse evraklarınızın arasında ne işi var? Başvuru belgeniz? Orada. Nerede? Sınav sonuç belgesi de yok. Orada hanımefendi. Ya ben iki gün içinde defalarca baktım o kağıtlara. Hepsi orada. Hayır değil. Kaydınızı yapamam. Evrak eksik. İyi günler. Nasıl ya? Hayır bir yanlışlık olmalı. Ben defalarca baktım bunlara. Hayır ya. Allah'ım hayır. Ya ben yolda gelirken biriyle çarpıştım da. Kağıtlar orada karıştı sanırım. Ya siz şimdi bu kaydı gerçekleştirseniz. Ben sonuç belgesiyle başvuru formunu hemen getireceğim. Söz veriyorum. Mümkün değil. Tamamlayıp öyle gelin. Ya hemen diyorum. Hemen getireceğim. Gerçekten. 10 dakika. En fazla yarım saat. Kayıt saati bittiğinde sistem otomatik kapatılıyor. Yapabileceğim bir şey yok. Allah'ım ne yapacağım? Nasıl bulacağım ben bu çocuğu ya? Ozan? Pardon çok affedersiniz. Ya motor kullanan birini gördünüz mü? Az önce bu binadan çıktı. Ozan mı? Adını bilmiyorum ki. Böyle orta boylu kaba saba biriydi. Aslında iyi çocuktur. Aradığın Ozan'sa motoruna binip okuldan ayrıldı. Ozan, oğlum. Neresi acıdı, burası mı? Artık sana bunu vermenin vakti geldi bence. Bu bileklik, babaların oğullarına hediye etmeleri için özel olarak tasarlandı, biliyor muydun? Bilmiyorum.
Sen şimdi bu bileklik ne işe yarar onu da bilmiyorsundur. Ver bakalım kolunu. Bu bileklik sayesinde benim bütün süper güçlerim artık senin olacak. Nasıl süper güçler? Uçmak gibi mi? Uçmak gibi değil ama... Mesela bundan sonra düştüğün zaman hiç ağlamayacaksın canın acısa bile. Ayrıca anneni çok ama çok seveceksin. Ve onun sözünden hiç çıkmayacaksın. Tıpkı benim gibi. Ve oğlum, hayatın boyu çok güçlü bir adam olacaksın. Her zaman. Baba. Ne var Mümtaz? Ne istiyorsun? Söyle. Ozan, bak. Bana ne şekilde davranmak istiyorsan davranabilirsin. Buna karışmam. Ama sana bir konuda izin vermem. Ne geveliyorsun sen? Artık büyü. Anneni peşinden koşturup durma diyorum. Ya bak, kadın sabahtan beri ağlamaktan bitap düştü. Anneni bu şekilde üzmene izin vermeyeceğim. Sen bu sözlerle ancak annemi kandırırsın. O da sana inanıyorsa diyecek bir şeyim yok ama... Göremiyor işte. Senin gerçek yüzünü bilse bir dakika bile durmaz. Yeter artık be. Annen senin bu şımarık tavırlarını çekmek zorunda değil. Derhal buraya geliyorsun ve annenden özür diliyorsun. Sen kimsin ki anneme nasıl davranacağıma karışıyorsun? Ya sen kimsin ki bana emir veriyorsun? Ben annenin kocasıyım. Ve senin de baban sayılırım. Kredi kartlarını ben ödüyorum. Altındaki o motorun da. O motora koyduğum benzinin de parasını ben veriyorum. Şimdi o yüzden derhal o motora atlıyorsun. Ve en süratli şekilde buraya gelip annenden özür diliyorsun. Anladın mı beni? Tamam Mümtaz Efendi. Bekle sen. Bekle, geliyorum oraya. Eylül. Eylül, bittim ben. Belgeler gitti. Kayıt olmadı. Ya motorlu eleman Ozan. Ozan belgeleri aldı gitti. Allah'ım, öldüm ben. Ya dur bir dur. Bir sakin ol. Geç şöyle bir. Al şu suyu iç. Anlat şimdi sakin sakin, ne oldu? 20 dakika kaldı, kayıtlar bitiyor, belgelerim eksik. Ya Ozan aldı, motorlu eleman komşu. Ozan senin belgelerini mi aldı? Niye? Ya biz çarpıştık, o sırada karıştı sanırım. Arkasından koştum ama tutamadım. Bitti Eylül. Ya tamam, hemen koyverme kendini böyle bir dur. Ya, elbet bir çaresi bulunur. En kötü seneye... Seneye yok. Seneye yok Eylül. Babam bir daha asla izin vermez. Bitti. Her şey bitti. Birileri buraya bakacak mı acaba? Aa, bunlar bak. Bunlar Ozan'ın okuldan arkadaşları. Aynı sınıftalar galiba. Belki biliyorlardır nerede olduğunu. Pardon, siz Ozan'ın arkadaşları mısınız? Neden sorduğuna bağlı. Ya çok zor durumdayım. Lütfen acilen Ozan'ın o arkadaşa ulaşmam lazım. Belgelerim onunkilerle karıştı. Ya numarasını verin, arayalım. Tatlım, sen yenisin galiba. Yoksa benim böyle gereksiz muhabbetlerden hiç hoşlanmadığımı bilirdin. Doğru düzgün cevap versen ölür müsün? Zor durumdayım diyorum, acil diyorum. Hemen ulaşmam lazım. Numarasını veremeyeceksen kendin ara. Parmakların kırılmaz ya. Batu, güvenliği çağırsana ya. Başım şişti. Güvenliği çağırsanaymış. Hadi Aslım. Tamam, gel gel. Bizim senin güvenliğine sorarız. Rıfat abi insaflıdır. O verir bize numarayı. Böyle güzel kızlar sinirlendirilmemeli bence. Batu, neden tanımadığın tiplere arkadaşının numarasını veriyorsun? Hem de şöyle tiplere. Dua et, vaktim yok. Şimdi seninle hiç uğraşamayacağım. Allah'ım, lütfen açsın şu telefonu. Ya benim hayatım o belgelere bağlı. Aslım. Dinle. Thank you.
Mümtaz! 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 Ozan! Ya hayatım bırak, bırak biraz sakinleşsin. Belli ki olay çıkarmak istiyor. Mümtaz! Motoru dert edip işinden gücünden alıkoyma kendini. İzle. Sahibinden sana mis gibi ikinci el motor. Yaklaşma. Geri bas. Hayır. Ya ben gelirim. Ayrılıyor.